şey var ki birkaç tane. Evet, bilgisayarıma sağ tıklıyorsun. Özellikler diyorsun. Buradan neresiydi? Şu sistem özelliklerine giriyorsun. Nerede? Şunu anlatırken bulamam şimdi anlasın. Araçlar mı? Bilgisayar özellikler. Özelliklerden şurada uzağı seçiyorsun. Ve uzağı seçtikten sonra burada bak, bilgisayarda uzaktan yardım göndermesine izin ver. İzin veri işaretliyorsun. Uzaktan yardım teklerine izin ver. Kullanıcı bilgisayarın uzaktan bağlanmasına izin ver. Onu da işaretliyorsun. Kullanıcıları bilgisayar. Sonra uygula deyip tamam diyorsun. Çıkıyorsun. Ondan sonra cuman buradan ağ bağlantılarımı aç. Ağ bağlantılarımı açtıktan sonra özellikler diyorsun. Buradan şu hangi zaman diyordu? Şu IP-TPC'ye gelip TCP 1P mi? IP mi? Orayı seçip özellikler diyoruz. Bu özellikler kısmına uzak yolu ya da 192 altta yine seçiyorsun. Aşağıdaki IP kullan. IP bak şunu seçiyor. Aşağıdaki IP adresini kullanı seçiyoruz. Burada duru burayı seçiyoruz. Şuraya silinme. Özellikler diyoruz. IP adres kısmına şu aşağıda IP adresini kullanı işaretledikten sonra uzak veri yolu bağlantısı 192.168.0.1 yapıyorsun. Uzak yazmıyor ki. Yazıyor. IP adresini seçiyorsun ama Xbox'taki uzak veri yolu Xbox'ı yazıyorsun. Yani Xbox'ın IP'sini yazmıyorsun. Yani uzak bağlantı. Çünkü bağlanacağı cihaz uzak olduğu için yani ayrı bir cihaz olduğu için onun IP'sini şeyini yazıyorsun. Uzak veri yolunu yazıyorsun. Burada 255.255.255.0 dedikten sonra burayı da tamamlıyoruz. Kapatıyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra tekrar buradan özellikler diyoruz. Gelişmişe geliyoruz. Üzerindeki erişimi ya da engele bilgisayarı ve ağları koru. Ayarlara giriyoruz. Yani buradan açık bu şekilde açık olacak önerilir. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz bunu. Ondan sonra bittikten sonra Xbox'ı açıyoruz. Açalım. Açalım abisi. Xbox'ımızı açtık. YouTube'a koyayım mı? Bu kadar detaylı Türkçe hiçbir yerde yok açıklaması. Evet. Hiçbir yerde yok bu böyle açıklama. Programlarından giriyoruz. XBMC'ye. Pro'suna. Bekliyoruz. Wow. Evet, buradan da ağ bağlantılarıma geliyoruz. Sistem. Gördüğünüz kişisel statik IP'miz 192.168.0.5 olacak. Ağ maskesi 255.255.255. Varsayılan ağ geçidi 192.168.0.1. Bu alttakine hiçbir şey yazmıyorsunuz. O zaten kendi otomatik men buluyor. Ondan sonra ayarlar bu şekilde olacak. Şentikler işaretleri. Buradan çıkıyoruz. Bağlantıda mutlak surette makinamız dashboard ekranında kalması lazım. Oyun açılırken veya başka herhangi bir açılırken kesinlikle makine bağlanmıyor. Bilgisayardan denesene mi şartmayı? Ufak bir şey. Nasıl? Bir kopyalamayı. FTP'den denesene. Deneyeceğim. Bir MP3 atabilirsin. Cihaz. Ne ettin sen yiyen yav? Bilgisayar seçeceksin. Bana konuşturdun. Asikan. Şimdi buradayken şu an bağlı. Flash FXB'yi çalıştırıyoruz. Çip tıklayıp. Evet. Burada tabii bizimkisi demo sürümü olduğu için ACP var. Bunu seçiyoruz. Türkçe yok mu? Türkçe değil. Yani ben Türkçe şey yapmadım. Bir seç. Türkçe değil seç. Bu ayarlardan siteye giriyoruz. Türkçe dili seç. Site manager. Sonra değiştirirsin. Site manager'dan yeni site diyorsun. Mesela şurada yeni siteyi seçiyorsun. Seçtiğin zaman sitene bir isim veriyorsun önce. Ben ASK'nın Xbox yazdım.
bağlantı tipi FTP. Adres yazan yere Xbox'ımızın IP numarasını giriyoruz. Ben de 292.168.05 olduğu için onu yazdım. Login tip normal. Username Xbox. Password Xbox. Remote pad dedi işte bu uzak bağlantı 192.168.01. Burada göründüğü gibi. Burada lokal dediği yer bilgisayarınızda bağlanacağı hard disk seçim. Ben de iki tane hard disk olduğu için D'yi Xbox için ayırdım. Orada D'yi seçtim. Proxy servisi boş bırakıyorsunuz. Nasılsa ondan sonra buradan bağlamaya kapat diyorsunuz. Daha sonra şurada option diye bir yer var. Burası mıydı? Evet. Option diye bir yer var. Buradan telefon seslenen yere giriyoruz. Burada connection yazan bir yer var. Evet. Bu connection'a giriyoruz. Bağlantıya. Evet. Burada default disable. Ondan sonra burada önemli olan şey identity olması lazım. Yani FTP'ye geliyoruz. Yani zaten buraya ayarlar şu şey. Sadece şuradaki pasif mod açık olacak. Passive. Pasif mod. Burayı seçiyoruz. Yani burada aktif mod falan olmaması lazım. Burayı işaretliyoruz. Ondan sonra OK diyoruz. Daha sonra şuradan bağlantı tuşuna tıklıyoruz. Ondan sonracığıma geçmiş mi? Asikan seçiyoruz olan şeyimizi. Yani buradan bağlamak istedim Xbox'a mesela. Bendeki oyunlar şey F'de. F'ye çift tıklıyoruz. Bir müzik gibi bir şey at, sonra sileriz. Hı? Bir ufaktan bir şey at, kopyala bir. Tamam, dur bağlansın. Şu an bağlandı. F burada gözüktüğü gibi. F'yi seçtiğiniz sağ tarafta ikinci şeyi buraya kapatabiliyorsunuz zaten şuradan. Direkt ana sayfayı görebiliyorsunuz içine ya da burada ikinci bir dosya da açık. Buradan F mesela emülatör. Emulator sağ tarafta çıktı gördüğünüz gibi. Veya filmler. Filmler boş. Game. Burada da oyunlarımız bulunmakta. Şimdi Xbox'ımızdan bilgisayarımıza herhangi bir şey kopyalayacağız arkadaşlar. Xbox'ın bilgisayarımızdan müzik var, PC games var, X games. O ortadaki. Evet. O. D'yi bulduk. Buradan program Xbox game. Evet, Xbox game klasörünü açıyorum. Ne atabilirim? Oyun atmayayım çok uzun sürmesin. Şuradan geri dönüşümüz var. F'nin içine atabilir misin? Evden bir şey alıp şuradan ne var? Odana kopyalayabilirsin şeyden Xbox'dan bilgisayara. O şekilde de ben önce Xbox'tan alınacak. Evet, mesela şu resimleri seçiyoruz. Şu resimleri tutup mouse'a tutup sol tarafa çekip bırakıyoruz arkadaşlar. Aktarım işlemimiz başlamıştır. Görüldüğü gibi. Kopyalı. Evet, şu an Xbox'ımızın içindeki dosyaları bilgisayarımıza aktarıyoruz. Yani orijinal oyunu kopyalamıyorum diyen arkadaşlar orijinal oyunu Xbox'ın hafızasına yükleyip Xbox'tan bilgisayarına aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde gözükmeyen oyununa dosyaları bilgisayarına gözükebiliyor. Ama aktardığınız zaman açık ISO olarak gözüküyor. Bunları tekrar image yapmak için QVIX diye bir program var. Onu kullanıyorsunuz. Tekrar image yapıyorsunuz. Yani onu daha sonra başka bir videoda anlatırım. Mümkündür. Image yaptıktan sonra kesinlikle image burn'e yazdırıyorsunuz. Herhangi Nero'yla falan yazdırmayın çünkü dosyalar gözükmüyor, makine görmüyor. Böyle bir hata verebiliyor. QVIX adlı programla bunları ISO'ya çevirip, image CD'si haline çevirip image burn'e yazdığınız sürece Xbox'ınıza rahatlıkla oynayabiliriz. Yani orijinal oyunun kopyasını almış olabiliyorsunuz. Yoksa herhangi bir programla direkt orijinal Xbox oyunu veya herhangi bir filmi kopyalayamıyorsunuz. Çok mu resim var? Ya Xbox'tan bilgisayara atarken biraz yavaş atıyor ama şeyden
Bilgisayardan Xbox'a attığın zaman hızlı atıyor. He. Yani bu da böyle bilinir dipnot olarak. O öyle bir sıkıntı var ama şimdi şöyle bir faydası var. Mesela Xbox'ın orijinal oyunu ben kopyalayamadım. Hiç programla kopyalamadım. Xbox'ın adresini atıyorsun. Oradan çektiğin zaman bilgisayara dosyalar açık bir şekilde gözüküyor. Onu da tabii ki işte image yapıyorsun. Kopyalayabiliyorsun. Yani öyle bir rahatı var. Belki zaman alıyor ama hiç yoktan iyidir. Xbox'ın programın ismi neydi? Orijinal. Yok, Xbox'ın içinde var ya kopyalıyorsun oyunu. XD miydi neydi? DVD 2 miydi? Ya hayır, onu şey atabiliyorsun. Artiske. Orada program var içinde. DVD X2 mi neydi? Öyle bir şey olmaz. Evet.